Hocam, Sayın Bülent Arınç kendisine yöneltilen Öcalan'a ev hapsinden bahsediliyor. Böyle bir şey kısa vadede gündeme gelebilir mi sorusuna şu yanıtı verdi. Belki bir yol haritasıyla yapılması gerekenler sıralamasında terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayacak bir sürecin içerisinde dikkate alınabilecek bir konu olabilir. Yoksa bugün için bunun bir geçerliliği yok. Örgütün tamamen silah bırakması ve eylem yapmaması durumunu kabullenmesine bağlı olarak konuşulabilir dedi. Bunlar ölü sözler tabii. Bunlar Abdullah Öcalan diyecek ki ben komünist faaliyetten vazgeçtim, Leninist faaliyetten vazgeçtim. Ey komünistler, siz de 30 yıldan beri boş yere ölüyordunuz. Boş yere savaştınız dağlarda. Ben rahat etmek istiyorum, şöyle bir villada yaşamak istiyorum. Benim rahatımı sağlamak için hepiniz komünistlikten vazgeçin. Komünistlerin, Stalin faaliyetten vazgeçin. Benim şurada az bir ömrüm kalmış, rahat edeyim. Şöyle İzmir'de falan bir yerde güzel bahçeli bir ev ayarlasınlar bana. Gidip orada yaşayayım. Diğer vatandaşlar da hapiste yatmaya devam etsinler ama bir tek ben rahat etmek istiyorum. Biraz sıkıldım da diyecek. Yani buranın pek görünüşü hoşuma gitmedi. Şöyle deniz manzaralı falan iyi bir yer olursa ondan sonra rahat ederim hayatımın son günlerinde diyecek. Ama siz de komünistlikten vazgeçin. Ne var? Gerek yok. Atın şu silahları diyecek. 30 yıldan beri de boş yere mücadele verdiniz. Benim rahatım daha önemli diyecek yani. Türkiye'deki diğer mahkumlar diyecek ya, ya biz fark etmez, biz tekbir atalım da Abdullah Öcalan rahat etsin. Onu böyle bir rahat bir yere koyun. Yemesi, içmesi, manzarası falan şeyler atılsın. Bir de tur atsın, şöyle şehir turu da atsın. Ondan sonra hiçbir sıkıntısı olmasın. İster sinen de görüşsün. Yani bu konuşma mı şu ya? Şu fikir mi yani? Komünist, Leninist, Stalinist bir örgüt var. Darwinist, materyalist bir yapılanma var. Buna karşı, felsefeye karşı, felsefe ve bilimle cevap verilmesi gerekiyor. Felsefe bilimle cevap vermezsen devam eder. Bu kadar. Darwinist materyalist eğitim de Türkiye'de devam ettiği için komünist faaliyetlerin, Marksist faaliyetlerin, PKK faaliyetlerinin zemini alabildiğine rahat olmuş oluyor. Alabildiğine desteklenmiş oluyor. Alabildiğine zemin kolaylığı olmuş oluyor. Çünkü komünistler diyalektik felsefeyi anlatmaya ihtiyaç duymuyorlar. Materyalist felsefe anlatmaya, Darwinizmi anlatmaya gerekiyor, duymuyorlar. Darwinizm zaten bir gerçek diyor zaten. Bak görüyorsunuz, çıkıyor televizyona. Bu açık gerçek, bunun tartışması olur mu ya diyor. Neyi konuşuyoruz biz diyor, zaten bu konu bitmiş diyor. Başka bir konu varsa konuşalım diyor. Yani bu konu zaten tamam diyor. E çünkü devlet kabul etmiş Darwinizmi. Devlet materyalizmi kabul etmiş. E adam Güneydoğu'da diyor ki Darwinizm materyalist düşünce orada bir sorun var mı diyor. Yok. Zaten bak devlet de kabul ediyor. Biz de kabul ediyoruz. Herkes kabul ediyor bunu. Şimdi sana Marksizmi anlatayım diyor. Darwinist materyalist olduktan sonra Marksizmi kabul etmemek zaten son derece mantıksız olur. Onun üstüne zaten Darwinist materyalistsen Marksist olmanın dışında bir yolu yok ki. Marksist dediğimiz felsefe onun üstüne tam cuk oturan, onun makul devamı olan bir yapı. Sen Allah kitap yok dersen, kainat tesadüfen yaratıldı dersen, tarihte kendi akışı içerisinde tesadüfler sonucu yönleniyor dersen, tarih bir akış içerisinde bir daire çiziyor, parabol çiziyor, sonunda gene aynı noktaya gelecek, komünal topluma dönüyoruz dersen, Darwinizmi de delil olarak göstertirsen buna, inanmayan beri gelsin ondan sonra. Değil mi? O felsefenin yanlış olduğu, Marksist, Darwinist düşüncenin yanlış olduğu ancak bilimle, felsefeyle anlatılabilir. Bunu anlatmayıp böyle biraz hani çocuk kandırır gibi bir üslupla sen silahları bırak ben de sana iyi bir ev ayarlayayım mantığı olmaz. Yani Bülent Bey'in üslubu olmamış. Silah bıraksın. Marksist adam niye silah bıraksın? Ya amaç ne yani? Diyeceğiz ki ya
Abdullah Öcalan rahat etmesi mevzubahis. İşte kaloriferli falan şöyle air condition falan mükemmel bir yerde olsun. Yani demek ki on binlerce PKK'lı onun için ölmüş şu ana kadar. Abdullah Öcalan'ın rahat etmesi için. Şu deniz manzaralı bir evde yaşaması için. Yani bütün hayatlarını onun için vermişler. Adamlar Marksizmi, Leninizmi dünyanın en büyük gerçeği olarak görüyorlar. En insancıl felsefe olarak görüyorlar. En büyük hedef olarak görüyorlar. Ve hayatını adıyor ona. Öldüğünde de devrim şehidi olduğuna inanıyor adam. Yani dünyanın büyük bölümü de komünist. Adı konmamış durumda. Yani çok büyük bir kitle komünist Türkiye'de. Dünyada da öyle. Dini kabul etmiyor, komünal toplumu istiyor, aileyi istemiyor, devleti istemiyor. İşte komünist. Dolayısıyla bu tip mantıklarla bir yere varılmaz. Bunlar sadece oyalar ve vakit kaybettirir. Darwinizmin, materyalizmin bilimsel olarak devlet tarafından yok edilmesi gerekiyor. Darwinizm, materyalizmin tam kapsamlı anlatılıp tam kapsamlı cevabını verilmesi lazım. Biz yapamıyoruz derseler, bana versinler ben yapayım. Tabii, inşallah. Yahut desin ki devlet, biz tamam biz yapacağız, bize yardım edin, yol göstertin. E onu da kabul ediyoruz. Tabii. Veyahut siz efendim bize uygun profesörleri söyleyin, kişiler kimlerse. Onlarla bir çalışma yapın, biz gereğini yaparız diyorsa o da olur. Ama bunun dışında yol yok, bunun dışında çözüm yok. İttihat-ı İslam toplantıları yapıyorlar. O da bir kandırmaca gibi olur. Mehdiyet olmadan İttihat-ı İslam olmaz. Habire İslam alemin çık orasından burasından alimleri çağırıyorlar. Adamlar burada gelip uyuyor zaten toplantı anında. Kulağına o zımbırtıyı takıyorlar. Uyuyor. Arada yemek vaktini sabırla bekliyor. Pilav, tavuk falan böyle hoşafla falan büyük bir iştahla onu yiyor. Sonra otelde odasına çekiliyor. Uyuyor yani öyle diyelim artık. Sabahleyin de kalkıyor banyosunu yapıyor falan. Aşağı bitkin argın iniyor. Yine dinliyor. Ehl-i sünnetin önemini anlatıyor. Ehl-i sünnet alimleri. Öbürleri diyor ki Şiilerin önemini biz anlatalım. Öbürleri de Vahabinin önemini anlatıyorlar. Müslüman abi paramparça oluyor. Irak'ta Müslümanlar katlediliyor. Suudi Arabistan'ın haberi bile yok. Muhatap dahi olmuyor. Afganistan'da Müslümanlar mahvediliyor. Küveytli zenginden haberi bile olmuyor. Efendim Mısır birbirine giriyor, mahvediliyorlar Müslümanları. Dubai'li Müslümanlar göklerinin tepesinde efendim viski içip dansöz oynatıyorlar. Ama diyorlar ama biz Ehl-i Sünnet'te çok titiziz. Haşa işte başörtüsü çok önemli. Avrupa'ya bir gidiyorlar. Oho! Plajlarda samba yapıyorlar. Yani samimiyetsizlik diz boyu. Mehdi'nin olmaması bu karmaşayı, bu ızdırabı had safhaya vardırıyor. Başsız vücut yaşamıyor işte. Başsız vücut debeleniyor. Müslüman alemin başını koparmışlar. Başı koptuğu için de o da şuursuzca debeleniyor. Başı olsa güçlü bir beden olarak, şuurlu bir beden olarak yaşayacak. Beynini dağıtmışlar İslam aleminin. Başsız. Hiçbir şekilde de bir baş olmasını da istemiyorlar. Onun için şiddetle Mehdiyet'e karşılar. Mehdiyet'i ortadan kaldırmak için bin bir türlü bahane. İşte 550 sene sonra gelecek, Mehdi hiç gelmeyecek. İşte İsrailiyattır, Mehdi şahsı manevidir, Mehdi Risale-i Nur'dur, Mehdi Bediüzzaman Said Nursi'dir, Mehdi Bediüzzaman'ın ruhudur, Bediüzzaman ölmemiştir. İşte Bediüzzaman'ın ruhu başka birinin bedenine girdi, orada yaşıyor. Artık çıldırdılar yani bir kısmı. Yani Mehdiyet'i engellemek için ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Bak sonunda ne ızdıraplar, ne sıkıntılar oluşuyor. Abdullah Hoca silahlar bıraksınlar. Yani ne kadar acayip bir açıklama bu. Komünist bir örgüt silahlarını bırakacak. Tamam bırakır adam. Sen komünist devleti kurursan ona. Ondan sonra elinden yere bırakır. Çalının içine bırakır. Eğer illaki istiyorsan bir yere getir hurda silahlarını yığarlar. Silah bırakma. Kardeşim silah bırakmak, silah başı yapmak
en fazla bir onların 24 saatini alır. Sana getirir mesela 5000 silah yiyebilirler. 5000 tane hurda silah var, her yerde var. Yani illa gözünden görmek istiyorsa. Ama 24 saat içinde de o silahın çok daha gelişmişini, orada yığdığı bombanın çok daha gelişmişini yine elde eder. Silah bomba elde etmek Orta Doğu'da sorun mu kardeşim? Bıraktım der, 10 dakika sonra da yok bırak, vazgeçtim der.